Merhaba arkadaşlar, Yeşil Devir maceralarına hoş geldiniz. Bugün bir vlog yapma kararı aldım. Uzun zamandan beri sizlerle konuşmadığımı hissettim. Böyle video çekerek sizlerin karşısına böyle dost bir şekilde çıktığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Sizlerle konuşmasını seviyorum. O eski hardcore kitlemizi çok özledim. 2 sene öncesinde falan oluşan o kitleyi gerçekten çok özledim. Hala bizi takip eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Önce bunları söyleyerek başlıyorum. Biraz duygusal bir konuşma oldu ama. Ama o kitleyi elimizde tutamadığımızı düşünmeye başladım. Sonra sorunu tabii ki her zamanki gibi sizde değil, kendimde aramaya başladım. Ve kanalın gerçekten İlk zamanlardaki halinin ortada olmadığını görmeye başladım. Bu beni üzdü. Bunun tabii ki çeşitli çok faktörleri var. Ama ben bunlardan kurtulma kararı aldım. Korkmayın, kanalı kapatıyorum, ben gidiyorum falan demeyeceğim. Öyle bir dünya yok. Kanalı eski haline geri getirmeye çalışacağım. Birazcık konuşmak istiyorum sizlerle bu konuda. Fikirlerinizi de almak istiyorum. Ve sizin desteklerinize de bu konuda çok ihtiyacım var. Özellikle uzun zamandan beri, 2012'den beri beni tanıyan, eşlik eden, benden bir şeyler öğrenmiş olan, benimle beraber eğlenmiş olan ya da yardım etmiş olduğum insanların desteklerine gerçekten şu andan çok ihtiyacım var. Kanalı artık klasik bir seri gameplay kanalından çıkartmak istiyorum. Çünkü son 1,5-2 seneye yakındır kanal bu şekilde devam etti ve ben böyle olmasını hiç istemedim aslına bakarsanız. Sadece olanaksızlıklardan kaynaklandı bu olay. Eski hallerimize geri döneceğiz. Eskiden olduğu gibi sıcağı sıcağın inceleme videolarına yükleneceğim. O videolara gayet güzel çalışıyordum. Gayet güzel anlatıyordum. Ve sizlerden de gayet güzel tepkiler alıyordum. Siz de bir şeyler öğreniyordunuz. Gameplay sucks. Gerçekten seri olayı sucks. Seri olayına girmek istemiyorum. Şu algıdan da vazgeçmesini rica ediyorum. Genç arkadaşlarımızın, özellikle genç yaştaki kardeşlerimizin, bizi izleyen kardeşlerimizi, abi işte seri yap, seri izleyelim, seri f**ket seri. Yani seri yapıyoruz arkadaşlar. İlk bölümü izleniyor, ikinci bölümü izleniyor, eyvallah. Sonrasında devamı gelmiyor, bir süreklilik gelmiyor. Bunun yerine ben eskiden olduğu gibi daha kreatif içerik üretmeye, sizler için daha kaliteli içerik üretmeye bakacağım. O yüzden şimdiden söylüyorum, kanalda seri olmayacak. Skyrim hariç buna. Skyrim serisi devam edecek. Skyrim serisini sevdiğinizi biliyorum. Çok fazla izlenmediğini biliyorum. Ancak ben de oynarken zevk alıyorum. Skyrim'le bütünleştik artık biz. O yüzden Skyrim serisi devam edecek. Bunun yanına seri olarak videolar gelmeye devam edecek. Ama bunlar oyun videoları değil. Farklı seriler yapacağız birlikte. Bu seriler daha farklı oyunları içerecek. İlla video oyunları olmak zorunda değil. Benim kendi oluşturduğum içeriklerden oluşacak. Tesoloji gibi. Tesoloji devam edecek. Çalışıyorum. Daha önce de söyledim, devam edeceğine. En kısa zamanda sizlerle buluşturmak istiyorum. Buluşturmamamın sebepleri var. İlk iki sebebini söyleyeyim. Birincisi, sıcaklar çok fazla. Her an yılabiliyorum. Devam edemeyebiliyorum. Çünkü bir bölümün hazırlanması yaklaşık 2-3 hafta sürüyor. Hani en ufak bir yılmada bir bölüm kayacak arada ve yine bölümsüz kalacağız. O yüzden olabildiğince bölümleri depolamaya çalışıyorum. İkincisi, normal seri izlenmelerinden memnunum. Yani bu zamana kadarki izlenmelerden, işte 5K, 10K arası izlenmelerden memnunum. Ancak bunu çok daha üst düzeye çıkmasını istiyorum. Seri izlenmelerinde değil. Serileri umursamıyorum açıkçası. Çünkü ben serileri oynarken kendi kendime öz eleştiri yapacağım şu anda. Serileri oynarken serilere kendi yorumum dışında bir şey katmıyorum. Benim yorumumla izlemek isteyen arkadaşlar izliyorlar. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Çok minnettarım gerçekten. Ancak serileri de orijinal bir içerik yok. Anladınız mı? Herkes seri yapabiliyor. Herkes seri yapabilir. Herkesin yorumu farklıdır tabii ki. Beni ben olduğum için izleyenlere gerçekten teşekkür ediyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Ancak serilere gelen view'ları, like'ları çok fazla takmadığımı söyleyeyim. İşte abi neden az bir görüntülenme geliyor diyenler için söylüyorum bunu. Bugün de işte bir FIFA videosu attım. Videoyu atalı 6 saat oluyor. 99 view'u geçemedi. 150'den fazla like var mesela. Hani bu tarz sıkıntılar da oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Millet bot atar,
150 milyon şey olur, view olur, 3 like olur. Bizde like fazla, izlenme görünmüyor. Neyse, bu tarz işler oluyor. Bunlara da fazla takılmamak gerek. Ben bundan sonra daha orijinal içerik üreteceğimin sözünü veriyorum sizlere. Bunu seri videolarla, yani oyun serileri, gameplay videolarıyla değil, daha farklı şekilde yapacağım. Tesoloji gibi işte, bunun örneği, en bildiğiniz örneği benim kanalım üzerinden konuşmak gerekirse. Daha hikaye bazlı, kendi oluşturduğum hikayeler bazlı içerikler üretmek istiyorum sizlere. Kalemimi geliştirmek istiyorum grafik alanında. Kendi ürettiğim videoları sizlere sunmak istiyorum. Eğlenip vakit geçirebileceğiniz, takip etmeyi daha çok isteyeceğiniz videolar yapmak istiyorum. Gameplay, seri videoları, walkthrough izlemek istiyorsanız zaten milyonlarca kanal var. Benden çok daha iyi yapan kanallar da var. Hem YouTube'u kirletmek istemiyorum, YouTube Türkiye'yi, hem de birbirimizin izleyicilerine giriyoruz. Mesela bugün Mete Batman çekiyor, ben Batman çekmiyorum. Batman çekmememin sebebi Mete'nin çekmesi. Ya bu Batman örnekti, ben Batman oyunlarını sevmiyorum, o yüzden oynamıyorum, o ayrı konu da. Hani bu şekilde olay. Ben bana sorduğu zaman, abi işte şunu seri yap, bunu seri yap diye mesela yakından tanıdığım arkadaşım olan Mete'ye yönlendiriyorum izleyicilerimizi. Zaten yapan insanlar çok fazla. Ben o kafileye dahil olmak istemiyorum açıkçası. Uzun lafın kısası bu. Bu konudaki fikirlerinizi almak istiyorum. Abi işte ne yapacaksın? Ne yapacağım? Dediğim gibi orijinal içerik üreteceğim. Hikaye bazlı yeni içerikler üreteceğim. YouTube Türkiye'de görmediğiniz içerikleri üretmeye çalışacağım elimden geldiğince. Tabii bunu yaparken ki imkanlar kısıtlı. Ne bileyim, benim MediaCraft gibi bir arkamda duran devasa bir Alman şirketi yok. Stüdyolarımız, kameralarımız, ışıklarımız yok. Ne yapıyorsak sizden gelen desteklerle ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bazı organizasyonların içinde yer aldım. İşte Merlin, Oyun Gezer, işte Bölüm Sonu Canavarı gibi almaya da devam ediyorum, edeceğim. Ancak hani düşünmeyin ki işte vay Alp işte oralarda stream yapıyor, buralarda işte haberler giriyor, şey yapıyor, oyun dünyasının içerisinde işte paraları götürüyor gibi bir dünya yok. Çok cüzi miktarlar alıyorum ben YouTube'dan ve kendi kendime geçinmeye çalışan biriyim aynı zamanda. İşte evdir, kirasıdır, suyudur, aidatıdır. Yani şu an babanızın cebinden çıkan paraları ben tek başıma vermek durumunda kalıyorum. Bunu tabii ki sadece YouTube'a video çekerek yapmıyorum. Dışarıda çalıştığım, yaptığım farklı işler de oluyor, ek işler oluyor. Aynı zamanda işte açık öğretimden okul bitirmeye çalışıyorum. Yani yaşantım oradan sizin şu an televizyonunuzun başında izlediğiniz kadar kolay değil. Ama bunun yanında sizlerle de birlikte olmak çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok mutluyum sizlerle. Yani video attığınız zaman, izlediğiniz zaman, yorum yaptığınız zaman gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Bu şekilde hani kendi mahallemizdeki parktaki çocuklar gibi hissediyorum sizle beraber. Hani beraber top oynamaya çıkmışız gibi hissediyorum. Bu gerçekten güzel bir şey. Umarım bu böyle devam eder. Bu zamana kadar beni küfür ederken görmediniz. Sizlerin üstüne laf atarken görmediniz. Başka YouTuber'lara küfür ederken ya da sağda solda prim yapmaya çalışırken görmediniz. Görmeyeceğinizin sözünü de verebilirim. Tabii ki farklı YouTuber'larla işbirliği yapmıştım. Yapacağım. Ancak işimizi temiz götürmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle ve sizin yardımınızla. Evet, bunları söylemek istedim. Bunun dışında seri olarak gameplay videoları gelebilir. Aa, işte Alp bize seri çekmeyeceğim demişti. Seri başlattı durumu olabilir. Bu nasıl olur? Şöyle söyleyeyim bunu da. Mesela atıyorum open world survival oyunu oynuyoruz. Mesela Forest ya da işte Ark, ne bileyim. Bunun gibi farklı oyunlar da var. Space Engineers falan. Bu tarz oyunlar oynamayı düşünüyorum, çekmeyi düşünüyorum. İstediğim oyunlar var, oynamak istediğim. Bu oyunları oynarken her gün bir bölüm şeklinde, önceki bölüm ne yaptıysam onun devamı şeklinde değil. Şu şekilde oynayacağım ve oynayacağım. Saatlerce oyunları oynayacağım ve bu aralarda ara ara bölümler gelecek. Yani birinci bölümün devamı ikinci bölüm arasında boşluk olacak. Mesela ilk başta Ark'ta ne bileyim bir işte balta yapmaya çalışırken ilk bölümde, ikinci bölümde base yapmış şekilde göreceksiniz gibi. Hani arka arkaydı o şekilde olabilir. Çok fazla sık olmayacak böyle olduğu için seriler. Yani 2 haftada, 3 haftada, belki ayda bir, belki 2 ayda bir bile seri videoları gelebilir bu şekilde. Ancak daha çok izleneceğine, daha çok sevileceğine, beğenileceğini düşünüyorum bu şekilde olduğu zaman. Genel olarak düşünüyorum bunu. Hani sürekli takibinde kalıp birinci bölüm, ikinci bölüm anı olmuş diye izlemeyeceksiniz belki ama zaman içerisinde izlendiği zaman güzel işler, yani biriktikten sonra izlendiği zaman güzel işler çıkacağını düşünüyorum ki bunu zaten her zaman yapmayacağım. Çok nadir oyunlar için, 1-2 oyun için falan yapacağımı düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi kendim içerik üretmeye çalışacağım.
Antalya'daki arkadaşlarla bazen dışarıda görüşüyoruz, beni görüyorlar, geliyorlar, selam veriyorlar. İşte ne bileyim, oturuyoruz, konuşuyoruz, bir araya geliyoruz. Bundan sonra Antalya'daki YouTuber'larla da bir araya gelmeye çalışacağım elimden geldiğince. O şekilde de özel hayatımda içerikler görmeye başlayacaksınız yavaş yavaş diye düşünüyorum. Ayrıyetten eli yatkın arkadaşlardan da bir ricam olacak. Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz teşekkür ederim bu arada. Eli çizime, işte tasarıma yatkın olan arkadaşlardan bize eğer imkanlı olan olursa, vakti olan varsa tişört tasarımı göndermelerini rica ediyorum. Eğer tişört tasarımları gönderebilirseniz çok makbule geçer. Videonun açıklama kısmında e-mail adresim var. Çalışmalarınızı oradan gönderebilirsiniz. Yaptığınız oyunlar varsa, oyun yapan arkadaşlarımız da var, bana ulaşıyorlar ara sıra. Oyunlarınızı mutlaka gönderin, çekeriz, tadına bakarız, diğer insanlara duyuruluruz. Yani yardımcı olabileceğim sizlere herhangi bir konu varsa, bu şu demek değil, abi işte mouse'umu takıyorum, lazer ışığı yanıyor ama mouse'um hareket etmiyor, ne yapmalıyım tarzında değil. Ben teknik servis değilim ya da Google değilim. Ancak hani burada bir topluluğa hitap ediyoruz. Sizlere de elimden geldiğince yardım etmek isterim. Abi benim kanalımın tanıtımı yapar mısın olayı da değil. Zaten belli bir seviyeye gelmiş kanallarla iletişim içerisinde oluyoruz. Onlarla hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince videolarına falan konuk olmaya çalışıyorum. Belki YouTube'da gezerken görmüşsünüzdür farklı farklı yerlerde beni. Görmeye de devam edeceksiniz. Hani sizlere de elimden geldiğince yardım etmek isterim YouTuber arkadaşlara. Bunları muhakkak dillendirin. Facebook sayfası üzerinden mesaj atın. Mailime iletin. Konuşalım. İrtibat içerisinde olalım. Benden görmek istediğiniz oyunları yazın. Abi bak şu oyunu çekersen güzel olabilir. Böyle böyle bir oyun var diye yazın. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Bağış yapmak isterseniz aşağıda bağış bölümü var ki bağışlarınız gerçekten gerçekten çok işe yarıyor. Son videolarda fark ettiyseniz mikrofonda bir yankılanma oluyor. Mikrofonu değiştirmem gerekiyor. Şu anda bunun için para biriktiriyorum. İzmir'e gidip Sabri'nin yayınları basacaktım. İzmir'e giderken ki alacağım uçak biletinin parası çalındı. Bildiğim böyle oldu. Sakın sakın ama sakın enuygun.com'dan alışveriş yapmayın. Bunu da söyleyeyim buradan net bir şekilde. Yaptım, bilet aldım, param gitti, bilet gelmedi. Hani bu tarz olaylar oluyor, tabii ki peşini bırakmayacağım ama hani birazcık da talihsizlikler var. Şu anda bir kulaklık mikrofon peşindeyim. Onun için bağışlarınızı, yardımlarınızı bekliyorum. Canlı yayınlarda devam edecek. Bu hafta pek yapamadım çünkü kendi şahsi işlerim vardı, birazcık onlara koşturdum. Canlı yayınlar gelmeye devam edecek. Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir başka bölümde ve videoda tekrar görüşmek üzere. Sözü çok ama çok uzattım. Hoşça kalın efendim. Bay bay. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Yeşil Devrim Maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi, paylaşmayı ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.